Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yunanistan'dan selamlar. Sıla yolundayım. Hedef İsviçre. Bu akşam İkvamenista'ya gideceğim. Oradan vapura bineceğim. İtalya'ya geçeceğiz, Ancona'ya. Nasip olursa yarın öğlenden sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi Yunanistan'dayız. Yol alıyoruz. Tekrar ben arabayı çalıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. İkvamenista'ya kaç kilometre kaldı? Tam şimdi size söyleyeceğim. 534 kilometre var arkadaşlar. Burada bir kısa mola verdim. Videoları falan yükledim. Ve hemen size tekrardan Yunanistan'dan bir video çekiyorum. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şu anda hava sıcaklığı 13 derece. Sol tarafımda deniz bulunuyor. Aşağı yukarı 7-8 kilometre mesafede olması lazım. Sol tarafta tabii ki göremiyorsunuz. İleride bulutlar var. Belki yağmur yağabilir. Yağmur da yağarsa tabii ki yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Yolculuk çok güzel geçiyor. Yunanistan'a acayip bir keyifle geçiş yaptım. Ya düşünüyorum, kendi kendime düşünüyorum. Bundan sonra ben galiba devamlı buradan geleceğim. Burada yol biraz bozuk. Sol şeride geçiyorum. Yunanistan'dan çok memnunum. Yalnız interneti kuvvetli değil arkadaşlar. Canlı yayın yapmak için biz YouTuber'lar canlı yayın yapmak için iyi değil. Yetmiyor. Geçen sefer yapmıştık. Çok kopmalar olmuştu. Ve şimdi de video yüklerken anlaşılıyor zayıf oldu maalesef. Onun için internet biraz zayıf ama sizler normal gazete okumak için, çocukların oyun oynaması için filan sanırım yetmesi lazım internet. Ve şu anda kaç para yol parası verdim size onu da söyleyeyim. Bir kere verdim 1.70. Bir kere verdim 1.40. Yani böyle ufak ufak paralar gişelerde ödüyorsunuz. Bir kere verdim 1.20. Ben bunların hepsini biriktireyim ve yol bitince hesaplarız. Bakalım İkvamenista'ya kadar kaç para ödeyeceğiz. Onu da hesaplamış oluruz. O bilgileri de alırsınız. Şimdi ben İkvamenista'ya doğru yol alıyorum. Otoban görüntüleri tabii ki. Dikkat edilecek ne var Yunanistan'da? Arkadaşlar otobanda benzinlik yok. Bana sorarsanız Yunanistan'a girmeden Türkiye'den fullayın. Hem daha ucuz. Tabii herkes kendi istediği gibi yapsın. Türkiye'den alamazsınız. Yunanistan otobanına girdiğiniz zaman otobanlardan çıktıktan sonra benzinlikler var. Tabii ki bu gündüzlere sorun olmaz. Yalnız geceleri kapalı olabilir. Bunlara dikkat edin. Belki bazı yerde kredi kartından da alabilirsiniz otomattan. Veyahut da büyük şehirlere çıkış yapacaksınız. Orada benzinlikler tabii ki haliyle açıktır. Herkes istediği gibi yapsın. Ben şahsen Türkiye'den çıkmadan evvel yine Türkiye'de depomu fulladım. Petrol ofisten aldım. Mazottan memnun kaldım. Bu sefer petrol ofisten çok memnun kaldım. Ve Türkiye'mizden mazot aldım. Türkiye'ye destek olsun. Birkaç kuruş birkaç kuruştur arkadaşlar. Herkes böyle düşünürse tabii ki birkaç kuruş birkaç milyon da olabilir. Onun için vatanımıza da biraz destek olalım. Olabildiğimiz kadar biz gurbetçiler. Burada otobanda 130 serbest. Aşırı hızlı gitmeyin. Radar olabilir. Canınız sıkılmasın. Başınız belaya girmesin. Yani biliyorsunuz aşırı hızlı gidildi mi adamın altından arabayı bile alıyorlar bu ülkelerde.
benzinlik için bu çıkıştan çıkmanız lazım. Bu çıkıştan çıkmanız lazım, benzininizi almanız lazım ve otobana tekrar geri gelmeniz lazım. Söylediklerine göre çıktıktan sonra, yani fazla uzaklarda değilmiş bunlar. Yani 2 ile 5 kilometre arası benzinini alıp geri dönebiliyorsun. Yani acil durumda tabii ki benzininizi böyle de alabilirsiniz. Yunanistan otobanı bu şekilde dikkat edilecek şeyler. Gişelerde arkadaşlar parayı nakit ödemedim ben. Devamlı kredi kartından ödüyorum. İsterse 50 kuruş olsun. Yani Avrupa'da yaşayan arkadaşlar burada ödeme konusuna gelince ister nakit ödeyin, euro alıyorlar tabii ki, euro geçiyor. Veyahut da kredi kartı da verebilirsiniz. Kredi kartı da hiç problemsiz alıyorlar. Takipte bulunan arkadaşlar, ben bugün nasıl kısmet olursa Ekmemeniste'ye gelince arabayı park ettikten sonra size orada tabii ki çekim yapacağım. Ben de ilk sefer böyle gemiyle gidiyorum İtalya Yunanistan'dan. Hem de sizi bilgilendireceğim. Efendime söyleyeyim, nereden ödeniyor, ne ödeniyor, nereden check-in yapılıyor, ödeniyor değil, yanlış. Nereden check-in yapılıyor, Yunanistan'ı kabinli aldım. Bunların ben evde kağıda bastırdım, tiketleri, biletleri. Onlarla araba kağıdı lazımmış, pasaport lazımmış. Bu bilgileri aldım, ondan o check-in'e gidiyorum. Ve oradan bana artık bilgileri verecekler. Hangi sıraya gireceğim, nereden giriş yapacağım. Böyle gemiye girdikten sonra resepsiyonda kabin numaram söylenecek, anahtar verilecek. Hatta ve hatta kabine kadar götürüyormuş personel, orada çalışan arkadaşlar. Bunları gemiyle gidenlerden tabii ki ben de önceden öğrendim. Dağlık yerlerine geldik. Geçen sefer burada canlı yayın yapmıştık. Buralarda internet çok kopmuştu maalesef. Ve buralara da gelmişken arkadaşlar, buraları da bir seyredelim. Yunanistan'ı merak eden arkadaşlar bunlar. Geçen sefer ben gemiyle geri dönmemiştim. Karadan gelmiştim. Makedonya'ya geçmiştim. Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Hırvat. Hırvat, Slovenya. Öyle geri gelmiştim. Hatta Hırvat'ta mı? Evet, Hırvat'ta kalmıştım. Arkadaşlar, uzun araba kullanınca insanın kafası durmaya başlıyor. Gerçekten. Hırvatistan'da kalmıştım. Bütün kaldığım otellerin adresleri videolarımın altında mevcuttur. Oradan bakıp bu otellere de sizler gidebilirsiniz. Her otelin videosu vardır. Nasıl, memnun kaldım mı, bir daha gider miyim, kaç para verdim, bu bilgiler videolarda mevcut arkadaşlar. Yaz sezonunda sizler yola çıkacaksanız, okul tatillerinde otellerinizi evvelden rezervasyon yaptırın, ayıttırın odalarınızı. Okul tatillerinde oda bulunmayabilir, yani bunlara dikkat edin. Tabii ki yolda
çok 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 güzel ve kaliteli oteller var. Ve bunları da devamlı giderken artık sizlere göstereceğiz. Alternatif kapılar. Mehmet Asir, kardeşim, arkadaşım ve ben. Mehmet Asir ve bilhassa alternatif kapılardan peşinde çeşitli türlü yollardan gidiş geliş yapıyor. Yani amacımız sizi bilgilendirmek, size göstermek nereden nasıl oluyor, nerede kalabilirsiniz, hangi kapıdan geçebilirsiniz. Amacımız bu arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'ye gittiğimiz zaman akrabalarımızı görmek, özlem geçirmek, Türkiye'mizi görmek, konu komşu arkadaşlarla beraber tabii ki vakitte geçirmek amacımız bu. Sırf YouTube Sıla Yolu için değil, ama tabii ki onun içinde, Sıla Yolu içinde akrabalarımızı görmek için de onların hepsini hesapladık mı? Tabii ki benim için değer gidip gelmeye. Çünkü bir gidiş geliş İsviçre'den arkadaşlar maddi olarak konuşacak olursak, karadan gidip gelirsem benim arabamla aşağı yukarı 1200 euro lazım. Gemiyle bir gelip ya gidiş ya geliş olursa kabinli aşağı yukarı 1500-1600 euro lazım gidiş geliş. Ama gemiyle tek gidiş, çift gidiş olursa o zaman hesap gene değişiyor. O zaman 1800-2000 euroya doğru tabii ki hesap pahalılaşıyor. Bunu tekrar hesaplamak lazım. Kabinli mi alınacak, kabinsiz mi alınacak? Ben şimdi tek kişiden konuşuyorum. Tek kişi 410 euro verdim ben sırf bir gidiş için. Bu şimdi gidiş dönüş olsaydı, 800 euro olsaydı hesaplayın. 1000 frankta araba masraflarım olsa yapar 1800 euro. Çekerken 499 kilometre kaldı Ekvilipenis'te'ye. Ben bu videoyu biraz sonra kapattıktan sonra hemen tabii ki tekrar yükleyeceğim, programlayacağım, internete vereceğim, YouTube'a vereceğim. Sizler de tabii ki olduğunuz yerde, artık Avrupa'nın neresindensiniz bilmiyorum, dünyanın neresinden seyrediyorsunuz beni bilmiyorum. Nereden olursanız olun, kucak dolusu selamlar Yunanistan'dan olsun arkadaşlar. Bu videoyu yükledikten sonra, iş çekimler bittikten sonra tekrar bir video yapıp sizlere dönmek istiyorum. Yunanistan'ın çok güzel dağlık yerlerine geleceğiz. Bir de oraları beraber görelim, oraların tadını çıkaralım. Sizler de göz zenginliği arttırmış olur, oralarda görmüş olursunuz. Durmak yok, videolara devam. Videolara devam. Çalışan arkadaşlarıma hayırlı işler diliyorum. Bol kazançları olsun. Evde olanlara hayırlı istirahatlar olsun. Keyfinize bakın. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Pastanızı hazırlayın. Artık kola, gazoz, bira, şarap, ne canı gönlünüz istiyorsa onu hazırlayın. Keyfinize bakın ve videolarıma bakın arkadaşlar. Size Yunanistan'dan tekrar kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sıhhatli kalın, benimle kalın.